Ceket astarlamadan bahsedeceğim biraz. Klapası etek ucundan daha kısa olan ceketlerde nasıl astarlama yapabiliriz? Veya içe dönme payı fazla olacak, astar daha yukarıda kalacak şekilde olan modellerde nasıl astarlama yaparız? Onu anlatacağım. Görüntümüz şu olacak. Şöyle gözükmesi gerekecek bitmişinin. Bakın şurada ben sizin için şöyle bir iğneleme yaptım içten. Bunu nasıl yapacağımı anlatacağım. Burada bir dikiş yok. O yüzden burada böyle bir yamukluk var. Şimdi şöyle bir içine çevirelim. Bakalım ben bunu nasıl iğnelemişim. Şimdi bakın şu klapa, şu etek ucu bu tarafa doğru döndü. Bunu nasıl bu hale getirdim? Şimdi diğer tarafta onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ne diyorum ben size her zaman? Bunun her zaman bitmişini bir düşünelim. Böyle olması gerekiyor değil mi? Şu şekilde. O zaman ne yapacağım? Bunu böyle ters çevireceğim. Şunu hafif katlıyorum. Ve buraya denk getiriyorum. Şöyle. Ne yapıyorum? Devam ediyorum astardan. Görüyor musunuz kızlar oradan? Böyle gidiyorum. Bakın böyle. Şimdi dikeceğim burayı. Sadece burayı bir dikip göstereceğim. Bakın ne yaptım? Bunu buradan bakın hafif 1 santim kadar geldim klapayı dikerken. 1 santim açık bıraktım. Çünkü bunu buraya denk getireceğim diye. Tam kenar. Etek ucu bakın. Klapaya doğru ittim. Buradan şöyle kıvırdım getirdim. Şimdi bunu şöyle katladım. Klapayı bu tarafa attım. Ve burayı dikeceğim şimdi. Açık bu makinemiz evet. Şimdi orada zaten bir dikiş payım vardı. Oradan dikiyorum. Buraya kadar dikeceğim. Devam etmiyorum size gösterebilmek için. Şimdi bakın burayı diktim. Şimdi neresi kaldı? Bir görelim mi nasıl? Ne aşamadayız acaba? Nereyi dikmemişiz? Evet. Bakın. Burayı dikmemişim. Yani klapadan gelen çizgiyi üzerinden geçmemişim. Şimdi nasıl yapacağım onu ben? Bakın. Şöyleydi. Şuradan başladım diktim değil mi? Şöyle yapmıştım. Şimdi bunu da şöyle aşağıya atıyorum. Kez klapadan gelen dikişi devam ettirerek etek ucuna kadar dikiyorum. Klapayla bedenin çizgisi aşağı doğru evet, uzuyor yani. Aynen öyle. Şimdi döndürüyorum. Gördüğünüz gibi. Ne oldu şimdi? Tabi uçları güzelce çıkartacağım, ütüleyeceğim. Bu döndü. Burada birleşti. Herhangi bir potluk yok burada. Bu şekilde devam edecek. Dikmedim ben. Bunu biliyorsunuz zaten. Böyle devam edip dikeceğiz yine dikişi. Ne yaptım? Tekrar söylüyorum. Önce şurayı diktim. Klapadan gelen dikişi 1 santim kala bitirdim. Etek ucunu çevirdim. Birleştirdim. Burayı diktim. Sonra bunu aşağıya attım. Klapadan gelen dikişi devam ettirdim. Ve çevirdim. Şu iğneli hali. Bu da bitmiş hali. Sonra ortayı da dikiyorum. Yani devam ediyorum aslında dikişi. Daha önce dikerken yan dikişte bir boşluk bırakmıştım. 10 santim kadar. Oradan çevireceğim. En son. Çünkü altını kapattıktan sonra nereden çevireceğim? Çevirecek yerim yok değil mi? Daha önce bunu düşündüm ve buradan bir boşluk bıraktım. Oradan da burayı diktikten sonra çeviriyoruz. Anladın mı?